İstanbul deyince aklıma Martı gelir. Yarısı gümüş, yarısı köpük. Yarısı balık, yarısı kuş. İstanbul deyince aklıma masal gelir. Bir varmış, bir yokmuş. İstanbul deyince aklıma Gül Cemal gelir. Anadolu'da toprak damlı bir evde Gül Cemal'in üstüne türküler söylenir. Süt akar musluklarından, direklerinde güller tomurcuklanır. Anadolu'da toprak damlı bir evde çocukluğum Gül Cemal'le gider İstanbul'a. Ay, çok şaşıracaksınız. Bedri Rahmi Eyüboğlu. Ya o kadar sevdiğim bir şairdir ki. Gençliğime götürdünüz beni. Kendinize haksızlık etmeyin Songül Hanım. Siz hala çok gençsiniz. Teşekkür ederim. Ne oluyor, gidiyor musunuz? Maalesef iznim bitti. İlk defa da İstanbul'dan gitmek istemiyorum. Çok hoş, çok keyifli zamanlar geçirdim burada. Çok güzel insanlar tanıdım. Özellikle de sizin gibi kıymetli bir insanı tanımaktan dolayı çok mutluyum Songül Hanım. Çok teşekkür ederim. Siz de çok kıymetlisiniz. Diyorum ki keşke diyorum. Yani başka şartlar altında tanışmış olsaydık. Songül Hanım lütfen bana kızmayın. Ama duygularımı sizinle paylaşmadan gitmek istemedim. İnanın bana, size sonsuz saygı ve sevgi duyuyorum. Lütfen lafımı kesmeyin. Biliyorum efendim, yani sizinle aramızda bir münasebet, bir ilişki olması imkansız. Ama bunları da söylemeseydim yani içim rahat gidemeyecektim. Ayrıca benim için yaptıklarınızı, hani etrafımızdakilerin biraz abartılı davranışından dolayı sizi düşürdüğüm zor durumu da unutmuyorum. Bu yüzden de beni affetmenizi, hiç olmazsa dostluğumu kabul etmenizi rica ediyorum. Yani ne olursa olsun, dünyanın öbür ucunda da olsa bir dostunuz olduğunu unutmamanızı rica ediyorum, lütfen. Evet. Beni anladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yani bunun sizinle bir ilgisi de yok. Ben hayatım boyunca çocuklarımla arama kimseye sokmadım. Yani sokamadım. Benim en büyük mutluluğum onların mutluluğu oldu. Ayrıca özür dilemenize de gerek yok. Kabul etmiyorum çünkü bir kadınla bir erkeğin beraber olması için illaki aralarında bir ilişki olması da gerekmiyor. Elbette uzaklarda bir yerde de olsa bir dostum olduğunu hiç unutmayacağım ben de. O yüzden gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Oh, içim çok rahat etti. Çok teşekkür ederim Songül Hanım. Ayrıca benimle bir kere daha buluşup sohbet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetim.